Beylerbeyi Sarayı deyince sevgili dostlar ben biraz hüzünleniyorum açıkçası. Neden mi? Ee, pek de gezmek istemiyorum. Bazen böyle gidiyoruz dostlara geziyoruz ama içerisine girdiğim zaman hafif hüzün doluyum. Niye mi? Eh, çünkü sonra, e, çünkü sona, Beylerbeyi Sarayı'nda Allah rahmet etsin cennet mekan Sultan II. Abdülhamit Han burada vefat etti. Evet niye hüzünlüsünüz peki hocam? Allah rahmet etsin. Ecel geldi. Ama neden Sultan, Ahmet, Sultan Abdülhamit Han burada kaldı, burada kalmasına müsaade edildi, burada başka yerde kalmadı? Niye Beylerbeyi Sarayı? Efendim Beylerbeyi Sarayı adı üzerinde zaten yazlık saraydır. Ve Sultan Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit Han burada kışın kaldı. ve Ne yoktur? Yazlık saray dedik soba yoktur. Nasıl ısınacak? Abdülhamit Han hastalandı. Son dönemlerinde hava soğuk düşünün. etrafındakiler hatırlarında zaten yazıyor. Doktor gelecek. Bakım zaten yapılmıyor. içeri soğuk. Yanındakiler düşüyorlar ki İstanbul'un düşünsenize denizin hemen kıyısında Beylerbeyi Sarayı ve soba yok, şömine yok. İçeride bir padişah hasta yatıyor. Sultan Abdülhamid Han. Evet Beylerbeyi Sarayı. Hüzünlüğüm buradan geliyor ee, ama Beylerbeyi Sarayı anlatalım. Gidip görmenizi tabii tavsiye ederim. Özellikle içeride bulunan e, eserlere baktığınız zaman hepsinin böyle karşılıklı olduğunu göreceksiniz. Yani aynı eserden bir vazo dön karşısında bir vazo daha var. E, bir tablo gördüğünüz zaman hemen karşısında başka bir tabloda böyle simetri bir şekilde düzenlenmiş hazırlanmış bir e, Beylerbeyi Sarayı görmenizi tavsiye ederim ama gittiğiniz zaman da Abdülhamit Han'ı lütfen unutmayın bir Fatiha e, gönderelim. Beylerbeyi Sarayı 16. yüzyılın ikinci yarısında 3. Murat'ın Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa tarafından burada bir kendisine yalı yaptırıyor. Aslı sarayın aslı bir yalı. E, Beylerbey ismi de zaten buradan geliyor efendim. Niye başka bir isim değil de Beylerbeyi Sarayı? Daha sonra e, ilerleyince 2. Mahmut tarafından buraya bir saray inşa ettiriliyor. Kendisine müsaade alınıyor burası. Bu saray yanıyor ve yerine bugünkü Beylerbeyi Sarayı dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan ve kardeş tarafından Abdülaziz için yaptırılıyor. 1865 yılında yapımı tamamlanan saray Sultan ailesinin yazlık sarayıdır. Az önce söyledim yazlık sarayı. Yazlık saray olmasının yanı sıra aynı zamanda yabancı konukların da ağırlandığı bir mekan. Yani bizim devlet konuk evimiz ama yazlık devlet konuk evi. Bugün Beylerbeyi Sarayı'na girerseniz sarayın bahçesi ağaçlar, heykeller ve havuzlarla süsleniyor. Tamamen Avrupa'yı tarzda hazırlanmış bir farklı bir saray. Sarayın iç kısmında havuzlu bir salon, selamlı karem ve amiral odası göze çarpar. Ayrıca valide sultan odası, yemek odası, kabul odası gibi çeşitli odalarımız var. Toplam 26 oda değerli dostlar 6 salon var Behler Bey Sarayı'nda. Sarayın bahçesinde Mermer Köşk ve Sarı Köşk'ün ikinci Mahmut tarafından inşa ettiği e, biliniyor. Sarı Köşk Abdülaziz zamanında restore ediliyor. Bahçenin köprü tarafında ise Ahır Köşkü sultanın atlar için yaptırılmış. Yani e, yazlık saray diyoruz ama aynı zamanda ne var orada? Saray içerisinde bir de köşk var. Abdülhamit tahttan sonra öldüğü 1918 yılına kadar değerli dostlar bu sarayda göz altında tutuluyor. Saray Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün de yani aynı şekilde konuklarını ağırlıyor. Bugün müzeye dönüştürülmüş tarih yapımızda en gözde mimari eserlerimizden bir tanesidir. Bu saray içerisine girdiğiniz zaman bir farklılık da göreceksiniz. Son Abdülaziz'in heykeli vardır efendim Osmanlı Sultanı 1872'de yaptırdığı at üstündeki bronz heykelidir. Evet Abdülaziz'le ilgili daha sonra bir program yapacağız ama bu İlk Osmanlı padişah heykelidir. İlk Osmanlı padişah heykeli demek ki nerede sergileniyor? Beylerbeyi Sarayı'nda. Abdülaziz'in at üzerindeki heykeli. Ki Abdülaziz o dönemde Avrupa'ya seyahatler yaptı, düzenledi. E, döndüğü zaman birçok heykeller getirdi. Bugün Kadıköy Meydanı'nda gördüğünüz o e, bu heykeli de yine aynı şekilde Abdülaziz tarafından yaptırılan heykellerden bir tanesidir. Yine aslan heykeli ki çeşitli geyik heykeli var. İstanbul'un değişik yerlerinde bunlar efendim serpiştirilmiştir. İlk Osmanlı padişah heykeli demek ki Beylerbeyi Sarayı'nda at üzerindeki Abdülaziz heykelidir. İngiliz heykeltıraş Charles Fuller tarafından yapılıyor. E, Fuller heykeli Florence'da tamamladıktan sonra e, İstanbul e, dökümünde Münih'te yapıyor ve İstanbul'a getiriliyor efendim. Evet Beylerbeyi Sarayı'na yolunuz düşerse değerli dostlar uğrayın. İçeride zaten görürsünüz ama benim size özellikle Bey Sarayı'na girdiğim zaman hocam nereye görelim dediği zaman mutlaka bahçesini bir görün. Bahçesini önce ziyaret edin. Yani saraya girin girmeden önce şöyle deniz kenarından bahçesini bir gezin. Orada özellikle bambu ağaçlarını görmenizi tavsiye ediyorum. Bugün Boğaz Köprüsü'nden geçerken zaten yukarıdan bakarsan görürsünüz. Değerli dostlar sarayın tam yukarıdan çatılarını görürsünüz. Bambu ağaçlı bir bahçesi vardır. Oraya baktığınız zaman farklı bir bahçe, farklı bir atmosfer. Bir şöyle hafifçe gezerek Beylerbeysel'e görmenizi tavsiye ederim.